Merhaba, ben Gözde Duygu Kırbıyık. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün point nasıl dikilir? Bununla ilgili bir video çekeceğim sizlere. Genellikle veliler çocukları point giyme zamanı geldiğinde pointleri nasıl dikeceğini bilmiyorlar ve çok zorlanıyorlar. Umarım onlar için veya kendisi baleye başlamış veya çocuğu baleye başlamış kişiler için faydalı olacağını düşündüğüm bir video olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Öncelikle kullanacağımız malzemelerle başlayalım. Bir çift pointe ihtiyacımız var. Makas, çakmak, iğne iplik, kurdele ve lastiğe ihtiyacımız var. Şimdi önce bir malzemeleri tanıtmakla başlamak istiyorum. Pointin kenarlarına dikeceğimiz kurdeleler bu şekilde tuhafiyelerde satılan kurdelelerden olmaması lazım. Bu kurdelelerin çift tarafı da yani hem bu yüzü hem arka yüzü parlak bir yapıda. Dolayısıyla ayağınızdan kaymasına ve hızlı bir şekilde bağının çözülmesine neden olacaktır. Bu şekilde kurdele almamanız lazım. Ama çok zor durumda kalırsanız tabii ki de kullanabilirsiniz. Almanız gereken kurdeleler pointlerin satıldığı yerlerde bu şekilde bir tarafı iç tarafı mat, dış tarafı da parlak olacak şekilde profesyonel bale kurdeleleri almanız gerekiyor. Lastiklerde birkaç çeşit var. Ben elimdekileri göstereceğim. Benim kullandığım lastik bu. Şurada bir tane point dikmiştim sizler için hazırda. Bu şekilde pointe diktiğim lastik bu. Bir tarafı böyle dokulu, bir tarafı düz ve kalın. Ben bilekten tek bir şekilde bağlıyorum lastiğimi. Ama bu şekilde lastikler de var. Bunu yine bilekten tek şekilde bağlayan da var. Şu şekilde çapraz bağlayan da var. Daha çok çapraz bağlamayı ayak yapısı yani pointi çok fazla olanlar genelde yapıyorlar. Bu ama tercihe kalmış. Bu şekilde de lastik var. Bu bunun iki katı olduğu için daha bu ayak bileğini tuttuğu için ben bunu tercih ediyorum. Ve tek bilekten bağlıyorum. Şimdi önce kurdelenin boyu ne kadar olmalı? Kaç santim olmalı? Ben santim ölçmüyorum. Pointi kim giyecekse onun şöyle parmağının ucundan dirseğine kadar olan kısmı ölçüyorsunuz ve ölçünüz bu. Yani benim ayak bileğim için ölçüm şu orta parmakla baş parmağın arasına koyuyorum kurdeleyi ve dirseğimin bittiği yere kadar uzatıyorum. Bu benim ayak ölçüm. Sağ ve sol ayak için hiç fark etmez. İkisini de dikeceğim. En sonunda bağlarken siz eğer fazla geldiğini düşünüyorsanız ki çok az bir fazlalık gelecektir. Bence tam geliyor bu ölçü. Onu pointinizin içine, kurdelenin içine sokabilirsiniz tekrardan. Bir de kurdeleleri kestikten sonra, şimdi benimkiler hazır kesilmişti, ben yapmıştım ama mesela şunu da göstereyim. Kurdeleleri kestiğinizde bu şekilde kaçmaya başlayacaktır. O yüzden mutlaka çakmak yardımıyla şöyle mumlamanız gerekiyor ki kurdelemiz sonrasında kaçmasın. Kurdelenizi ölçünüzde kestikten sonra bu şekilde uçlarını yakabilirsiniz. Şimdi dikme işlemine gelelim. Dediğim gibi sağ sol fark etmez. Önce lastiğini dikeceğim. Lastiği dikmek için bu pointin topuk kısmında bir dikiş var. Bu dikişin, şimdi şu lastiğin de dokulu olan kısmı ayağımı acıtmasın diye onu dış tarafa getireceğim. İç tarafı olan düz tarafı da ayağıma denk gelecek. Böylece acıtmayacak. Bu topuktaki dikişin bittiği yere şu şekilde lastiği dikeceğim. Diğer tarafını da şöyle bu ucuna dikeceğim ve lastiğim hazır olmuş olacak. Hemen şöyle. Lastiğim daha çok şöyle pointin uç kısmına gelecek şekilde ve alt kısmına gelecek şekilde iki sıra şeklinde dikeceğim. Önce şu uç kısmını dikiyorum. Çift kat olsun diye bir de aynı şekilde yine tekrar üstten geri döneceğim ki sağlam olsun lastiğim. Şimdi pointin uç kısmını diktim. Yani tam içinden lastik geçen kısmı diktim. Ben yine dediğim gibi sağlam olması için şöyle alt ucundan da dikmek istiyorum. Lastiğin bir tarafını diktim. Bunu iç taraftan da patiğin yani pointin şurasından iç tarafından da dikebilirdim. Ama o ayak kısmını çok acıttığı için ben böyle dıştan
dikmeyi tercih ediyorum. O yüzden güzel dikmek önemli çünkü sonuçta az da olsa görünecek. Şu şekilde de bir düğüm atacağım ip kaçmasın diye. Şöyle geçirdikten sonra bu boşluktan bir kere geçiriyorum. Ve kesiyorum. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için yapacağım. Şu şekilde doğru olduğunu kontrol ediyorum. Yine dikişin, pointin arkasındaki dikişin bittiği yere dikeceğim. Diğeriyle orantılı olması için şu görmüş olduğunuz gibi lastiğin geçtiği kısma dikeceğim ki çok fazla görüntü kirliliği yapmasın. Ben yine sağlam olması için çift kat dikeceğim. Bir tane de yine alt kısmını dikeceğim. Daha sağlam olsun diye. Evet, şimdi yine düğümümü atıyorum. Lastiğimi diktim. Lastiğim hazır. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu lastiğin ölçüsü de ne bileğinizi çok sık böyle kavrayan yapacak bir şekilde ne de çok serbest bırakıp hissetmeyeceğiniz şekilde. Tam ortası hafif sıkacak ama çok böyle ayağınızı rahatsız etmeyecek ama hafif bir rahatsızlık hissi verecek. Böyle gevşek normal ayağınızda ayakkabı varmış hissi hiçbir zaman olmayacak point giydiğinizde. Şimdi kurdeleyi dikmek için ipimi takacağım tekrar. Şimdi ne demiştik? Kurdelemizin bir tarafı mat, bir tarafı parlak olacak. Orta ve işaret parmağımızı uzatacağız. Dirseğimize kadar olan kısım bizim ölçümüz olacak. Kim pointi giyiyorsa bunun ölçüsü olacak. Şimdi pointimizi şu şekilde katlıyoruz topuk kısmını ve bir düz çizgi oluyor. Bu çizginin bittiği yer pointimizi dikeceğimiz kısım. Ve kurdelenin mat dediğimiz kısmı iç tarafa gelecek. Bizim ayağımıza gelecek yani. Şu şekilde kıvırdım. Kurdelemi buraya dikiyorum. Şimdi bunu dikerken genelde şu alt taraftan dikiyorlar ve şu şekilde pointin bu üst kısmı şöyle lastiğinden açılıyor. Dolayısıyla bu patiyi güzel bir şekilde kavramıyor. Şurayı da dikerseniz eğer gördüğünüz gibi şöyle güzel kavramış olacak. Ben mesela şunu da göstereyim. Bu kurdeleyi çektiğiniz zaman buradan tüm pointi size toparlıyor. O yüzden ne yapıyorduk? Hemen hop. Şurası bizim doğru yerimiz. Şimdi önce alt tarafını bir dikelim. Şimdi yine dediğim gibi sağlam olması için bir tur daha ben geri dönüyorum. Şimdi bu bahsettiğim üstten pointin lastiğinin geçtiği kısma da dikeceğim kurdelemi. Şu şekilde yani böyle boşluk olmayacak. Tamamıyla bitişik olacak. Şimdi de o kısmı dikeceğim. Bir sonraki kısmı dikerken onu daha yakından çekerim. Daha detaylı görmüş olursunuz bu dikim işlemini de. Şimdi yine geri dönüyorum. Buna da şimdi düğüm atıyorum. Şöyle kurdeleden alıp yuvarlak yapıyorum ve arasından geçiriyorum. Kurdelemi diktim. Şu şekilde gördüğünüz gibi güzelce toparlıyor. Üstten de diktiğim için şurasında boşluk yok. Dışından da çok fazla belli olmaz zaten. Şimdi bu tarafı da yakın çekimden çekmek istedim. Yine ne yapıyorduk? Pointimizin topuk kısmını katlıyorduk şu şekilde ve bu dikişin yani çizginin katlandığı yerin bittiği yere de kurdelemizi dikiyorduk. Şu mat tarafı içe gelecek, parlak tarafı dışa gelecekti. Onu unutmayalım, o önemli. Ve şuraya sabitledik. Şimdi önce alt tarafını dikeyim. Yani alt tarafı dediğim yer bakın şu kumaş bez kısmı. Üst tarafı dediğim de şu dışındaki lastik kısmı olacak. Yani şunun içinden lastik geçiyor şuradaki lastikler. Şuraya da dikeceğim en sonunda.
Şimdi şurasını hızlıca dikelim. Balerinler ortalama haftada bir, tabii çalıştığı eserlere göre değişir, ayda bir de olabilir bu çok az çalışıyorsa. Çok yoğun çalışıyorsa 2 gün, 3 günde bir de olabilir. Ama ortalaması haftada ya da 2 haftada bir point değiştirir. Dolayısıyla bu işlemi çok fazla kez her point için tekrar ediyoruz. Yani her point'i tek tek bu şekilde kurdelelerini, lastiklerini dikiyoruz. Hatta şu ön kısımlarını örüyoruz. Daha iyi pointler dengede kalsın diye. Çünkü bunlar el yapımı. Her point fabrikasyon değil. Hepsi el yapımı olduğu için hatalar olabiliyor pointlerde. Uçlarında dengesizlik olabiliyor. Şöyle bir tur da tekrar sağlam olsun diye arkasından tekrar gideceğim. Şey çok önemli değil nasıl diktiğiniz. Çünkü hiçbir şekilde görünmez. Bunun için böyle çok bir el yeteneğine ihtiyacınız yok. Point dikmek için terziye falan götüren velilerim oluyordu benim. O kadar zor bir şey değil. Bu videodan sonra hele ki kendiniz evde çok rahat bir şekilde dikersiniz diye düşünüyorum. Şimdi alt kısmını diktim. Bakın böyle yapınca şu kısmı görüyor musunuz boşta kalıyor. Bir de şuna bakın. Bu kısmı kurdeleyi nasıl çekiyor? Point pardon. Şimdi o yüzden şu boşta kalan kısmı da şöyle şu üst kısma sabitleyeceğim. O zaman çok daha iyi olacak pointin dikimi. Bir tane şöyle arkadan göstereyim bunu isterseniz. Şuradan bakın. Aradan da lastik geçtiği için ona denk getirirseniz zor olur. Sert çünkü orası. Şöyle üst kısmından çıkartıyorum. Şimdi buraya diktim. Ama hani sağlam olsun diye, ne olur ne olmaz diye bir tur daha dikeceğim. Bu şekilde diktim. Yine şöyle sabitliyorum. Kurdelenin içinden şöyle bir geçirdim. Şöyle bir boşluk oldu, yuvarlak. O yuvarlağın içinden de iğneyi geçiriyorum. Düğüm atmış oluyorum. Bir tane daha yapayım. Bu şekilde pointim dikildi ve giyilmek için hazır. Point dikimi bu kadar. Kurdeleleri şöyle topuktan gerdirip katlıyoruz ve bittiği yere dikiyoruz. Lastiği şöyle dikiş kısmının, topuktaki dikiş kısmının bittiği yerlere dikiyoruz. Bu şekilde sormak istediğiniz bir soru olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.